Şimdi kendi peynirimizi kendimiz yapacağız. 5 kilo süt, bu da 5 kilo süt. 10 kilo sütten peynir yapacağız. 5 kilo süte 1 bardak sirke ve 1 yemek kaşığı tuz. 10 kilo süte 2 bardak sirke ve 2 yemek kaşığı tuz koyacağız. Önce sütlerimizi tencereye boşaltıp kaynatacağız. Tenceremizde şimdi 10 kilo süt var. Şimdi 10 kilo sütümüzün tamamen kaynamasını bekleyeceğiz. Kaynadıktan sonra diğer içine koyacağımız kestirmek için sirke ve tuzu gösterip kestirip peynir yapacağız. 5 kilo için bir bardağa 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 10 kilo için 2 bardağa yine 1 bardak yemek kaşığı kaya tuzu, üzüm sirkesi 5 kiloya 1 su bardağı üzüm sirkesi. Biz 10 kilo yaptığımız için 2 su bardağı üzüm sirkesi hazırlıyoruz. Bunun tuzunu karıştıracağız, iyice eriyecek. Sütümüz kaynadığı zaman tekrar içine döküp sütün kesilmesini ve peynir oluşunu beraber izleyeceğiz. Evet, sütümüz kaynadı. Sütümüzü kısık ateşe alıyoruz. Kaynamaya devam ediyor. Bu arada sirkenin tuzu rahat erimesi için büyük bardağa aktardım. Tuzunu da iyice eritiyoruz. Sonra tuzlu sirkemizi sütümüzün içine döküyoruz. Tamamen doğal. Sadece sirke ve tuz. Sonra yavaş yavaş kısık ateşteyken karıştırıyoruz. Suyu beyazlaşacak. Peynirimiz oluşmaya başlayacak. Yani sütü kesiyoruz şu anda. Kestiriyoruz. Gördüğünüz gibi peynir oluşmaya başladı. Suyumuz da yeşillenmeye başladı. Gördüğünüz gibi peynirimiz lop lop oluşmaya başladı. Şöyle bakın, suyu yeşillendi. Peynirler de oluşmaya başladı. Bunu birkaç dakika kısık ateşte kaynarken iyice kesilmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi peynir içine koyduğumuz tuzun peyniri hiç geçmiyor. Tamamen tuzsuz peynir oluşuyor. Onun tuz ayarını daha sonra tekrar anlatacağım ben size. Süzdükten sonra şu anda peynir kesildi. Şimdi bunu kapatıyoruz. Bunu süzmek için evinizdeki normal makarna süzgeci de olabilir. Fakat biz kalıbı daha düzgün olsun diye şöyle plastik bir kap ayarladık. Şu şekilde. Hani peynirimiz daha dikdörtgen kare kalıplarda oluşsun diye. Buna göre de bir kese, şöyle kese diktirdik. Bu yoğurt kesesi bildiğimiz. Buna koyacağız ve bunu da süzeceğiz. Bunu koyduktan sonra da üstüne şu kapağımızı koyup ağırlık koyup peynirin süzülmesini sağlayacağız. Şimdi peynirimizi süzme işlemine geçeceğiz. Kepçemizi çıkaralım. Büyük bir cezve vasıtasıyla kenar çukurunu yakarız. Bismillahirrahmanirrahim.
10 kilo sütten yaptık bunu. Şimdi bu süzdüğümüz suyu bir dökmemiz lazım. Bize en son 2 kilo kadar su lazım peynir suyu katmak için. O yüzden şu tenceredeki suyu bir dökeceğiz önce. Süzmeye devam ediyoruz. Şimdi azıcık kalan peynirlerimiz var. Onları da alalım. Bu suyumuz dursun. Onun 2 kilosu lazım. Gerisini de atacağız. Şu peynir kalıbımız. Peynir kalıbımızı oturtuyoruz ona. Sonra şu şekilde, şu şekilde kapatıyoruz. Sonra üstüne de kapağımızı koyuyoruz. Sonra bir kenara koyup üstüne bir ağırlık koyacağız. Bu ağırlığı ne kadar fazla koyarsanız peynir o kadar sert. Yani suyunu fazla süzerseniz biraz daha tohum peyniri gibi sert oluyor. Az süzerseniz peynir yumuşak oluyor. Şimdi bu 1 saat kadar falan süzülecek. Suyun süzülmesi lazım. Daha sonra tekrar peyniri çıkarıp dilimleyip tuzlamasını göstereceğim. Şu anda peynir suyu süzülüyor ve sertleşiyor. Bu suyumuzun 2 kilosunu kadar ayıracağız. Bunun sonra olan peyniri kabın içine tuzlayıp tuzlu peynir olması için içine ıslayacağız. Evet, peynirimiz 1-1,5 saat kadar süzüldü. Buraya peyniri koyacağımız süzdüğümüz peynir suyuna tuzladık biraz daha. Peynir suyu da hazır. Şimdi peynirimizi açacağız. Peynir hala sıcak olduğundan dolayı bunu biraz soğutmamız lazım. Suyuyla peynirimizi çıkaracağız. Gördüğünüz gibi peynirimiz çıktı. Tuzsuz, tamamen doğal peynir. Şimdi bunu kalıpları bölüp hazırlamış olduğumuz tuzlu suyun içine koyacağız ki peynirimiz hem tuzlansın
hem de daha çok fazla dayansın. Sonra peynir kabımıza bunları döşeyeceğiz. Peynirimiz hala sıcak. Suyu biraz fazla geldiği için dökebiliriz. Biraz soğuduktan sonra ağzını kapatıp buzdolabına koyacağız. Yaklaşık bir gün sonra tuzunu kendisi çeker. Çektikten sonra peynirimiz yemeğe hazır.